Kahraman Bey merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Diyarbakır'da olmaktan biz de her zaman keyif duyuyoruz. Şimdi Ferman Bey, Diyarbakır tabii ticari olarak da gelişen, büyüyen, artık modernleşen bir ilimiz. Evet. Siz de turizme hizmet etmek için güzel bir otel açmışsınız. Teşekkür ediyorum. Emeğinize, yüreğinize sağlık diyelim öncelikle. Teşekkür ediyorum. Şimdi Live Suite Otel'in genel hizmetlerini konuşacağız. Önce bir şahsınızı tanıyalım. Ekranlar başındaki değerli izleyicilerimize ticari faaliyetleriniz nasıl başladı? Merhaba, tekrar hoş geldiniz. Sağ olun, teşekkür ederiz. 1970 doğumluyum. Diyarbakırlıyım. 85'te ticarete atıldım. İstanbul'da başladım. Süreç içerisinde Diyarbakır'la ilgili, turizmle ilgili, turizmin gelişmesi, turizmde katkıda bulunması ve bizler de bu bölgemizde ihtiyaç olduğundan dolayı böyle bir otel düşündük. Güzel. Bir eksikliğini gördüğünüz bir bölümdü aslında. Evet, evet. Çünkü ihtiyaç vardı. Hakikaten bölgenin çok hızlı bir gelişimini de görüyoruz, evet. Gördük. Böyle bir şeye başvurduk ve bu doğrultuda kalktık Diyarbakır'da. Eşimiz dostumuzla bir fizibilite yaptık. Güzel. Bölgede güzel bir Urfa yolu üzerine böyle bir yeri bulduk. Çok güzel. 2000 metrekare bir yeri bulduk. Zaten 2000 metrekarenin oluşu da bizim ihtiyacımızı karşılayabiliyor. Tesis anlamında değil evet. mi? Evet. Yapmaya başladık. 5 yıl oldu. 5 yıl oldu otelimiz. Memnun musunuz? Süreç nasıl geçti? Memnunuz. Süreç çok güzel. Bölgenin nabzı çok güzel. Bölgenin ihtiyacı var. Evet. Güzel. Büyük 50... bir açıklığı hissetmişsiniz. Evet. Onu tamamlamışsınız. Evet. Şimdi tesisin genel çalışmalarını konuşacağız. Siz İstanbul'da da ticari olarak faaliyetleriniz oldu. Evet. Evet. Orada da hala yatırımlarımız var. Neler yaptınız var. Orada? Neler yapıyorsunuz? İstanbul'da 85'te ticarete atıldığım gibi Beylikdüzü'nde bir restoran açtım. Çok güzel bir gıda üzerine. Emlak üzerine devam ediyoruz. Üçüncü havalanın orada. Silivri'de. Güzel. Bunlar devam eden ticaret Ticaret faaliyetlerimiz. Ve bu doğrultuda Diyarbakır'da bu oluşumunda olunca İlkliğimizi Diyarbakır'a verdik, önceliğimizi. Çok güzel. Live Suite Hotel'in şimdi genel hatlarını alalım. 2000 metrekare bir tesis dediniz. Evet. Toparkımız var. Evet. Kaç araç alabiliyor? 80 araçlık bir kapasiteli otoparkımız var. Güzel. Tesis kaç kat şu anda? 10 kattır tesisimiz. Güzel. Kaç tip tesisimiz. Odalarımız var? Odalar şöyle biraz anlatalım. Bizim odalarımız, iki tip odamız var. Bir Junior Suite, bir King Suite. Evet. Odalarımız var. Güzel. Tamamen suite'iz. Bu suite doğrultusunda odalarımızın metrekaresi 40 metre junior suite, 60-65 metrekare king suite odalarımız var. Çok güzel. Rahat. 1+1. Rahat, ferah, huzurlu bir ortam yaratmışsınız. Ve konuklarımız o kadar memnunlar ki bu doğrultuda hepsi 1+1'dir odalarımızın. Evet, 32 tane. Kullanış geniş, evet. Hacimli. Full. Kaç oda var toplamda otelde? 64 oda var. 64 oda. Odam var. Kaç kişi ağırlayabiliyorsunuz? 128 kişi ağırlayabiliyorum. 128 çok güzel. Yatan çok var. Şimdi buraya tabii sadece konaklama için değil, böyle dışarıdan çeşitli toplantılar olur, özel evet. hizmetler için açık salonlarınız da var değil mi? Bizim bu açık salonlarımız da var. İki tip toplantı salonumuz var. Biri VIP 25 metre 25 kişiyi alıyor. Evet. Biri ise 200 ile 300 arası toplantı salonlarımız var. Özel programlara açık. Evet. Güzel. İki tane farklı salonumuz var. Salonlarımız var. Peki şimdi burada insanlar tabii böyle odada tabii banyosunu yapabiliyor ama hani özel bir hamam ister, spa ister, sauna ister neler evet, var? Evet. Tesis içerisinde en çok önemli hizmet verdiğimiz Osmanlı hamamımız var. Güneydoğu'da iddialı ve tek Osmanlı güzel. Hamamı. Güzel. Osmanlı hamamımız 1000 metrekarenin altında yapmışız. Güzel. Aşağı yukarı 500 metrekaresi sadece spa hamamdır. Evet. Osmanlı hamamıdır. Çok güzel. 3 tane bizim masaj odalarımız var. Masajla ilgili elemanlarımız var. İster. İnsanlar rahatlamak istiyor. Günün yorgunluğunu atmak istiyor. Evet. Spor salonumuz, spamız
Evet. 500 metrekaredir. Çok güzel. İyi bir malzemeye sahibiz. Hizmet çok veriyoruz bu doğrultuda da. Çok iyi. Yani insanlar buraya geldiği zaman o evlerinden uzak sonuçta. Keyifli, evet, huzurlu bir ortam arıyor. Evet. Siz bunu burada zaten sağlamışsınız. Profesyonelce. Personel, evet, de önemli. Bir başarılı müdürümüz var beyefendi. Evet. Bir de iyi bir ekibiniz var. Kaç kişilik? Bizim ekibimiz 55 kişiden oluşuyor. Ekip içerisinde 5 tane yöneticilerim var. Her birimime bir yönetici farklı seçmişim. Farklı birimler var. Evet. Güzel. Bu doğrultuda personelim 5 yıldır beraberiz. Çok iyi. İyi bir hizmet veriyoruz. Toplantılar da yapıyor musunuz aranızda? Şu an devam ediyor aşağıda. Bir toplantım var. Evet, yapıyoruz. Evet, toplantılar. Böyle ayın değerlendirmesi, haftanın, doğrudur, değerlendirmesi. Evet. Evet, yapıyoruz. Her ay toplantı yapıyoruz yönetim olarak. Ayda bir toplantımız var. Çok güzel, çok güzel. Yani müşteri memnuniyet için eksiklerinizi görebilirsiniz. Fazla yanlarınız olabilir. Bunları değerlendiriyorsunuz. Aylık toplantılarımıza periyodik olarak bütün eksiklerimizi hepsini masaya yatırıyoruz. Beraber çok istişare ediyoruz. Çok iyi. Çok bu iyi doğrultuda yol ararak gidiyoruz. Çok güzel. Peki şimdi kendinizi sürekli güncel tutmanız lazım. Kendinizi daha iyi tanıtmanız lazım. Evet. Bu doğrultuda fuarlara katılıyor musunuz? Evet, yakın bir zamanda Emit fuarımız oldu. Emit fuarı dayıydık. Standımız vardı. Çok da güzel geçti. Güzel bir plaket de aldık. Çok iyi. Bütün arka fuarlara zaten katılıyoruz efendim. Çok güzel. Hem Diyarbakır'ı tanıtım, evet, hem de otelinizi tanıtım, evet, için fuarlara katılıyoruz. Zaten İstanbul'da yapılan Emit Fuarı'nın amacı da bu. Budur. Türkiye'deki, evet, turizme katkı sağlayan sizin gibi özel noktalar, evet, kendini daha iyi ifade ediyorlar. Yeni müşteriler, evet, sağlıyorlar. Evet, evet. Şöyle biraz kilometre olarak, metrekare olarak her şeyi öğrendik ama havalimanına ne kadar uzaklıktayız? Bizim havalanına 3 kilometre uzakız havalandan. Yakınız yani. Çok çok, çok yakınız. Merkez Halter Cadde'nin üstündeyiz. Evet. Bizim Diyarbakır'ın en yüksek, evet, hacmine sahip, hı-hı, cadde üzerindeyiz. Çok güzel. 3 kilometrede havalanına. Yakın bir mesafedeyiz. Evet. Bunu duyuralım, evet, ki insanlar havalimanına, evet, indikten sonra ulaşımlar rahatlıkla, evet, size ulaşabilirler. Peki içerideki o oda konforu önemli değil mi? Rahatlık. Çok rahatlık önemli. Ne kullandınız böyle odalarda? Odalarımızda yapmış olduğumuz konforumuz en üst düzeyde Amerikan konforu diyoruz. Evet. Koltuklarımız, koltuklar, koltuklarımız, yataklarımızın yataklar hepsi double trip yatak olduğu için çok geniş. F tipi buzdolabımız var. Dolaplarımız full'dur. Bütün konuklarımızın ihtiyaçlarını karşılayacak. Çok güzel. Bütün ürünlerimiz var dolaplarda. Çok güzel. Müşteri portföyümüzün %70'i, %80'i batılıdır. Batı ve İç Anadolu'ludur. Çok güzel. %20, %30 bölgeye hitap, hı-hı, ediyoruz ama %70-80'i Batı'ya hizmet ediyoruz gelen konuklarımıza. Peki kaç yıldızlıyız? 4 yıldızlıyız. Standart değil mi bu bölgede? Bu bölgede olarak hepimiz 4 yıldızlıyız. Evet. Yani yıldızdan bakanlığın size verdiği şey. Bakanlığın, Turizm Bakanlığı'nın denetimindeyiz. Turizm Bakanlığı'nın belgesiyle yürüyoruz. Turizmin en büyük, Turizm Bakanlığı'nın bize bu doğrultudaki katkıları bölgenin sık sık ziyaret edişleri, evet, katkıda bulunmaları, hı hı, valimizin bize katkıda bulunması, çok hükümetin güzel katkıda bulunması, evet, bizi yalnız bırakmadıkları için onlara da teşekkürüz onlara. Edelim. Şimdi bölgede dediğiniz gibi yatırım yapılan alanlar var, gelişen bölgeler var. Mesela Kayapınar'dır, organize sanayidir. Evet. Bunlar da önemli destekler sağlıyor. Doğrudur. Peki şimdi bölgede çok güzel tarihi gezilecek noktalar var. Evet. Oldu ya, konuklarınız sizden ya bize bir rehber verir misiniz, bizi gezdirirler mi, evet, veya bir aracınız var mı dediklerinde yardımcı oluyor musunuz? Bizim bu konuda konuklarımıza rehberimiz de var, aracımız da var. Bu konuda hizmet sunuyoruz. Bütün bölgedeki bütün evet, tarihi bu tarihi yani birimleri dolaşarak, gezerek hepsini konaklayan konuklarımızla, evet, beraber bunları ziyaret ediyoruz. Diyarbakır tarihiyle de özel bir nokta. Evet. Çok gezilecek yerleri var, güzel yerleri. Evet. Biz de ekip olarak dolaştık Diyarbakır'ı. Peki size başarılar diliyoruz. Hedefleriniz büyük. Bu doğrultuda da bir planınız var. Bir ufaktan bir altyapı çalışması yapmışsınız. Biz, neyi planlıyorsunuz? Kısmet olursa ikinci Live Suite'i İstanbul'da 3. havaalanında böyle bir projemiz var. Evet. Böyle bir konsept düşünüyoruz, hı, ve yapacağız. İnşallah. Yerimizi almışız.
Hazır her şey. Hazırdır. İnşallah önümüzdeki süreçlerde bu konulara eğileceğiz ve bunu yapacağız. Çok güzel, çok güzel. Bunu duyuralım ki şimdi 3. Havalimanı yeni bir yatırım. Evet. İstanbul'un yeni bir yüzü. Evet. Bu bölgede eksiklikler var tabii, yavaş yavaş oturacak. Siz de diyorsunuz ilk adımı biz atalım orada. Evet, ilk adımı biz atalım. Yerimizi İnşallah. De aldık, hazırdır. İnşallah size başarılar dileyelim. Çok teşekkür ediyorum. Sizlerin yorulup buraya gelmeniz, bize destekte bulunmanız, sizlere, ekibinize çok teşekkür ediyorum. Evet. Özellikle bütün bize katılan konuklarımıza çok çok teşekkür ediyoruz. Bizi evet. yalnız bırakmayan Diyarbakır halkı, bölge, bütün Türkiye'deki bütün evet. illerle beraber Hı-hı. hepsine çok teşekkür çok teşekkür ediyoruz. Evet. Peki. Sağ olun. Biz de size başarılı bir müdürünüz var, personelinizle, bölgeye kattığınız değerli hizmetten dolayı tebrik ediyoruz. Başarılarınız daim olsun. İnşallah ilerleyen zamanda o yeni projeniz hayata geçti mi yeniden buluşmak dileğiyle ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyorum.